Herkese ilk sahurdan merhaba. Çok heyecanlıyım. Bütün gün bayağı heyecanlıydım ilk sahur için. Ben şu an uyandım. Sahuru bekleyecektim aslında. Ama uyku düzenimi öyle düzeltmişim ki saat 1'den fazla uyanık kalamıyorum. Uykusuzluktan böyle bir mide bulantısı falan oluyor. Ben de saat 00:40 gibi yattım. 2:20 gece kalktım. İmsak saati 3:18 gece. Annem erken başladığı için, sabah erken kalkacağı için o sahurunu yapıp yattı. Ben izinliyim. Yani bilerek izinli kaldım Ramazan ilk günü diye. Şimdi ben sahur yapacağım. Ondan sonra yatarız. İyi ki uyumuşum, biraz iyi geldi. Gözlerim biraz kırmızı şu anda. Kolay uyanamam sandım ama bayağı kolay uyandım. Öyle, şimdi sahur yapalım. Ben tipik Türk kahvaltısı yapıyorum. Yani iki yumurta her sahurumda yemezsem olmaz. Beni tok tuttuğunu düşünüyorum. Öyle, şimdi kahvaltı hazırlayalım. Bu arada olmazsa olmaz. Son kapanışım bununla oluyor. Domatese bakın ya, hiç rengi yok, elma gibi. Düzgün domates yemeyi özledik yani. Hiç ne suyu var, ne tadı var, ne görüntüsü var. Hiç güzel değil. Bir de çok zamlandı bunlar. Çok fazla pahalıya satıyorlar şu anda. Artık pek domates almıyoruz çünkü hem tadı kötü, yani tadı yok kötü olsun, hem de fiyatlar inanılmaz yükseldi şu anda.
Diş macununa beraber pek güzel olmadı. Gurbette yaşadınız nasıl sanıyorsunuz biliyor musunuz? Hiçbir dairenin lambası yanmıyor. Ramazan döneminde. En azından Türkiye'de bir iki tane de olsa yanan bir daire vardır. Yani muhtemelen açık olan bir lamba bir yer vardır. Burada hiç yok. Evet, dün bir koli çeyiz geldi. Şeyinden sipariş etmiştim. Bayağı güzel kaliteli ürünler var. Önce annemin aldıklarından göstereceğim. Böyle bunların içine işte hemen parmak izi kalıyor. Ve bunlardan şey altın olanlardan. Bunlara işte çok güzel böyle sunumluk bir şeyler konulabilir. Çok tatlılar. Bunları annem aldı. Evet, bu aldıkların birçoğu. Şöyle bir vazo aldım, çok güzel beyaz ve hiç çok iyi paketlenmiş, yani çok bayıldım. 2 adet böyle fırın eldiveni aldım, tam elime oluyor böyle, hiç büyük büyük durmuyor. Bunlara kulak temizleme şeyi koyacağım, çok güzel. Plastik ama cam gibi, çok beğendim bunu. Annem de bir tane aldı hatta. Bunun içine işte makyaj temizleme mendilleri koyacağım. Daha sonra şunu aldım. Bunu da işte bulaşık yıkadığımda şey koyacağım. Bu arada bunun altı delik. O yüzden ahşap hiçbir şekilde zarar görmez. Şöyle. Bunu çok beğendim. Daha sonra işte böyle tencere altlıklardan aldım. Şunlardan 3 adet. Sonra altın böyle bir tane şey aldım. Buna şey koyacağım. Kapsüllerimi koyacağım. Kahve kapsüllerimi. Onu da çok bayıldım. Yani gerçekten çok güzel bir altın rengi var. Böyle bunlar aldıklarımın arasında olanlar. Ve gelelim en beğendiğim kısım altın sunum şeylerim. İşte mesela yaprak sarmaya bunu koyabilirim. Büyük bir çatal böyle. İşte böyle sunumluk pilav için falan. Çok hoşuma gitti ve çok kaliteli geldi. Bu neden küçük diye soracak olursanız bunu şey örneğin omlet yaparken çatalla karıştırmak yerine bununla karıştıracağım. Yani çok beğendim. İnanılmaz kaliteli geldi. Ve böyle şey altın, yani çok güzel bir renk. Bununla makineye de giriyor diye biliyorum. Yani çok tatlı. Çok hoşuma gitti bunlar. Bunları da paylaşmak istedim. Daha sonra böyle banyo paspası aldım. Bunlar çok hoşuma gitti. Bir de böyle bir tane plastik naylon şey aldım. Masa örtüsü aldım. Hani Amerikan servislerim var. Fakat bazen bunlar da güzel olabiliyor kahvaltı için. Bu da renkleri çok hoşuma gitti. Böyle tam iç açıcı. Ve bunu aldım. Bunu banyo paspasının biri küçük boy, biri orta boy. Yani biri büyük boy, biri orta boy. Öyle söyleyeyim. Bunlar da bayağı güzeldi, yani uygun fiyata. Bunları da böylece almış oldum. Evet, herkese merhaba tekrardan. Şimdi saatlerimiz 1:30 gibi. Biz annemle Stockholm Camisi'ne gidiyoruz. Zemzem suyu falan alacağız. Evet, şimdi Stockholm Camisi'ne gidiyoruz. Orada zemzem suyu falan alacağız. Annem de hazır bugün erken çıktı. O yüzden ben de hazır evdeyken dedik ki bugün gidelim alalım. Yoksa pek fazla vakit kalmayacak. Oralarda falan göstereyim. Sonra işte markete uğrayacağız. Annem akşama sütlaç yapacak. Onu yemek için iple çekiyorum. Öyle şimdi. Bir de bugün bahar havası var. İnanılmaz güzel bir hava var. Yani insan böyle mutluluk veriyor. Bir de Ramazan ilk günü olunca daha güzel bir duygu oluyor. Evet, caminin minaresi burada görünüyor. Biz burada korona gelmeden önce annemle burada iftar çok açtık Burger King'de.
Şurada sinemaya giderdik. İftara kadar, sonra sinemadan çıkıp burada Burger King'de yerdik. Çok güzeldi. Burası böyle bir meydan. Evet, caminin girişi burası. Çok güzel bir manzarası var. Bayağı böyle etrafı görüyor. Şimdi girelim. İşimiz uzun sürmeyecek. Şuraya bırakalım. Burada. Tanesi 25 olmuş. Aa, 25 idi zaten. 11 falan değil miydi? Geçen sene gelmedik almaya. Vardı evde. Ha, ondan gelmedik. Kaç tane alacağız? Bilmiyorum ki. Selam alayım. Selam. 8 alayım mı? Dopo bir go. Bir konmaz var silba. Oruç oruç merdivenin geri mi çıkacağız şey? Dur burada da beraber gelin. Yok ya. Evet, Zemzem'in içine girdik. Elimiz boş çıktık çünkü ya nakit alıyorlar ya da Swish alıyorlar. Swish de böyle direkt havale yapabildiğiniz bir uygulama. Yani sadece İsveç'te var. Hemen yani saniyesinde hesaba giriyor o para. Ama o çalışmıyor. Ama o bugün çalışmıyormuş. Burada değil yani, komple uygulama bugün çalışmıyormuş. O yüzden para çıkarmamız gerekiyor nakit. ATM avına çıktı. Evet, şimdi ATM'ye gidip para çıkaracağız. Sonra tekrar bu merdivene çıkıp camiye geri geleceğiz. Bu arada hava çok sıcak. Ben kabanımı çıkardım yani, inanılmaz sıcak. Bir de oruçken ağzı, insan ağzı böyle bir daha da bir susuyor yani. Şimdi böyle gezmek çok rahat ya, özlemişim. Aslında deri ceket giyecektim ama emin olamadım şimdi. İsveç'in havasına güven olmaz. Şimdi güneş gösterir, yarım saat sonra kar yağar yani, belli olmaz. Bu da 200 kronumuz. İlk defa görüyorum. İlk defa görüyorum dememin sebebi, biz İsveç hiç para kullanmıyoruz. Hiç para görmüyoruz. Hep kart yani. Hatta 200 tam para olduğunu bile bilmiyordum. Evet, anlaşılıyor. Evet. Yeni paralar basıldı. O da 200'ün kağıt halindeki parası var. Önceden şey vardı, 50, 100, 500, 1000. 20 de vardı. 20 vardı bir de. 200'den haberim yoktu. Evet. Var mıymış peki? Şimdi çektik. Tekrar camiye gidiyoruz. Bu sefer herhalde alabiliriz. Sonra İnşallah. Markete gireceğiz. Çok az ya. Azıcık çili 300 tane. Hey hey. 100 kron pahalı. Geçenki sanki daha iyiymiş. Yok ya. Kasa falan kasa olsaydı evet. Yok, pahalı. İçinde 5 tane falan var. Ya değer sana, al işte. Hayır ya, istemez. Gel. Bu hayatta beni ağlatan bir şey soğan. Ay. Akıyor. Ay. Annem börek yapıyor da soğan keseyim dedim. O da böyle başta bir şey olmadı, sonradan oldu. Evet, burada sütlacımız var. Burada mercimek çorbamız var. Burada da böreğimizin iç harcı var. Birazdan maydanozu da koyacağım şimdi. Şöyle. Ne oldu kız? Gelince bakıyorum ya.
Ben geldim ya. Ona. Ha. Covid geldi değil mi? Evet, açtım. Evet, iftar soframız hazır. Limonlu Brüksel lahana ve patates ve tavuk yemeği bu. Çok güzel oluyor. Sonra işte salatamız var. Yaprak sarma, börek, sarımsaklı ekmek, hurma, içecek ve bu detay çekmezsem olmaz. Şöyle. Çok güzel görünüyor sunum. Bunu çeyizime ben de bir tane aldım. Hatta şunlardan bende de var ama bendeki yeşil. Annem bordosunu aldı. Bordo da çok güzel. Bundan annem de aldı, ben de aldım. Amazon'dan satılıyor. Böyle birazdan iftar yapacağız. Hadi. Oh, ağzımın tadı değişti nihayet. İpte çektim, ne yapıyordu şu anda? En güzel an doğuş çayı. En güzel çay doğuş çayı da içi yaprak bir tomurcuktan olur. En güzel çay doğuş çayı. Hani reklam en güzel çay doğuş çayı. Evet, Ramazan'ın ilk günü benim için böyle geçti. Bayağı dolu dolu güzel geçti bence. Çok da kötü geçmedi. Ben hatta bugün bilerek işe gitmek istemedim, yani çalışmak istemedim, çünkü genelde hani kofein bağımlısı biri olarak kahve, yani her zaman her gün günüme kahveyle başlıyorum. Hani mesela bir saat falan, bir iki saat içmeyeyim, inanılmaz başımın ağrısı tetikliyor. Ama bu sefer hiç bir şey olmadı. O kadar merdiven çıktık. Ben hani bir de şey, evi süpürdüm ona rağmen. Hani görmediniz siz ama evi süpürdük. Ondan sonra işte o camiye giden yolda merdivenler falan çıktık. Ona rağmen hani hiç başım ağrımadı. O yüzden çok şaşırdım. Yani Allah güç veriyor çünkü her şekilde. Yarın çalışacağım ama. Erken başlıyorum hatta ama erken çıkıyorum Allah'tan. Öyle. Ramazan ilk günü benim için güzel geçti. Çok mutluyum yani. Çok zorlanmadım açıkçası. Bir son bir saat hafif bir mide bulantısı oldu. Ama onun dışında iyiydim yani. Çok şükür çok güzel geçti. Yarınki Ramazan videosunda görüşürüz. Videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.